Bak görüyor musun ne kadar güzel oynuyor kardeşler ha? Evet. Toprağı bize getirseler olmaz mıydı? Bakıyorum torunundan hiç ayrılamıyorsun. Daha dün gece bizimleydi öyle değil mi? Ben ona doyamıyorum. Sen doyabiliyor musun? Ah o benim canımın içi. Ama bırak da hafta sonunu babasıyla geçirsin. Kuzenleriyle oynasın. Bütün hafta hiçbirini doğru dürüst göremiyor zaten. Ama beraber olalım istiyorum. Hafta sonlarını birlikte geçirelim istiyorum. Kaç yüzyıl yaşıma geldim. Bir hafta sonu beni çağırmasalar ya da bize gelmeseler... çok kırılıyorum, çok üzülüyorum Taci. Hey Allah'ım hey. Perisi fanisi aynı. İhtiyarlıkta hep aynı hisler, hep aynı yalnızlık. Tamam, mutfağı temizlediysen şimdi bana kahve pişir. Pişirmeyeceğim. Neden? Çünkü evcilik oynamaktan sıkıldım da oldu. O zaman doktorculuk oynayalım. O da sıkıcı. Mesela sen denizde su yutmuş o. Ben sana ilk yardım muayenesi yapayım. Belki sıkılmazsın. Yavuz amca. Ne yapıyorsun çocuklar? İyiyiz. İyiyiz. İyi. Böyle güzel güzel oynayın tamam mı? Ama böyle güzel şeylerle oynayın. Hani böyle oyun hamuru, yapboz, puzzle falan yok mu? Var. Hah. Varmış vallahi. Çok da güzelmiş. Hah, bununla oynayın hadi. Kaç parçalı? 2-1. Aa, çabuk bitti. Toprak, sen de bizimle oynar mısın? Ben bir çilekleri bakayım. Siyah yapmam için kendimi zor tutuyorum. Yeni acayip cezalar gelmiş. Evet, yapmazsan iyi olur. Aa, Yavuz Bey, Toprak hoş geldiniz. Merhaba Firuze. Merhaba. Merhaba Firuze abla. Sadık burada mı? Şimdi geldi yukarıda. Canı çok sıkkın Cem yüzünden. Ha, biliyorum. Maalesef. Merhaba Yavuzcuğum. Merhaba Sadıkcığım. Merhaba güzelim. Merhaba. Ya otur şöyle de konuşalım. Toprakcığım sen de Ceren'in çileğin odasına git. Tuğçe de yanlarında. Sohbet edersiniz ha? Tamam. Hadi bakalım. Cem ayrı eve taşınıyor ya, o yüzden ağlıyor. Abim ayrı eve geçince Ece de gelebilir diye yani. Anladın mı? Sen hala onu unutmadın mı? Cem konusunda üstüme gelmeyin lütfen. Ya Tuğçe bir şey soracağım. Eğer abim evden ayrılırsa sen bize gelmeye devam edecek misin? Çilek ne kadar ayıp ya. Yani Tuğçe abim için mi geliyor sanki? Benim için geliyor. Ne bileyim yani fırsat olmuşken sorayım dedim. Tabii gelirim. Yani burası bana Cem'i hatırlatıyor. Yani bilmiyorum. Belki unutana kadar gelemem. Haber var mı? Yok, bildiğin gibi işte. Aynı tas aynı hamam. Bana bak. Hı. Dönmedi değil mi? Yok. Mutlaka neden aradığımı anlamıştır. Onun için açmadı. Aramaları da cevap vermiyor. İnat, inat. Yani kafasının dikine gidiyor ya. Olacak iş değil. Ya dönüyorum ama dışarı çıkalım mı? Hem hava alırız, Tuğçe de biraz kendine gelir. Akşam oluyor ya, bence babam izin vermez. Kafeye gidersek izin verir ama. İyi de Betüş zaten 6-7 gibi geliyor. Yani biz gidene kadar o eve döner. Dönsün, izin vermez mi? Senin baban izin verir mi ki? Sadık enişte izin verirse benim babam hala aile izin verir. Ya Sadık amca bir keresinde başınızda bir erkek olursa izin veririm demişti. Gerçi onu saat 9'a kadar demişti ama olsun. Biz erkek değil miyiz oğlum? Ne diyor bu ya? Tamam be. Ha öyle mi? Tamam, tamam hayatım. Tamam, akşama konuşuruz. Hadi öptüm seni. Bak. Ne olmuş? Cem'le konuşmuşlar. Cem'i işe almış. Ay çok sevindim. Hadi canım. Ne diyorsun sen ya? Evet, evet. Demiş ki yani evladım biraz para biriktir. Yani evde otur demiş. Biriktirince gidersin demiş. Tabii yani bu parayı biriktirmesi için en az 3 ay lazım. Yani değil 3 ay ben 3 gün bile dayanacağından şüpheliyim. Ama çalışsın, çalışmak iyidir. Ne demişler? Yıpranmak, paslanmaktan iyidir. Çok
Çok güzel bir laf bu ya. Bunu yazalım, Faruk Bey'e verelim ya. Bak görüyor musun? Hemen Sadık'ın gözlerinin içi parlamaya başladı. Adama kızıyorsun ama bir o kadar da seviyorsun işte. Evlat ya, evlat ya. Ya tamam, iki tane kötü laf söylüyor, şurama bıçakları saplıyor ama inan... ...şu kapıdan girse böyle evladım diye sarılacağım vallahi ya. Ah Sadık Bey, ah. Onun için de bir şey söylemişler. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. Çok güzel bir laf bu ya. Bunu da yazalım ama bunu dolma yanıma verelim. Ha? Güzel olur. Keyfiniz yerine geldi, ben size de bir kahve yapayım. Hadi yap be. Hadi öpeyim. Yani bilmiyorum ki. Şimdi abime çok kızgın olduğu için bence izin vermez. Daha doğrusu ben sormaya cesaret edemem. Sen sor ki. Öyle gözüküyor. Yine iş başa düştüm. Aman. Hala. Bak sormam. Tamam tamam sor. Ha. Şöyle. Abimden sonra bir de bu sene çilekle uğraşıyorum. Nasıl parmağında oynatıyor beni ya? Ya boş ver, oynasın. Çok şirin. Şirinse bana şirin. Sen kendi şirinine bak. Babacığım. Efendim çilekciğim. Bu cım var ya, babacığımın cımı. Mutlaka bu cımın altında bir şey yatıyor. Evet söyle. Ay baba. Hadi hadi, ben sizi çok iyi tanıyorum. Nedir dilinin altındaki, bak da çıkart bakalım. Benim bir isteğim olacak. Dışarı çıkabilir miyiz? Hı. Kim kim? Hepimiz. Bu saatte mi? Ay baba, yaz geldi artık. Havalar geç kararıyor. Tamam. Peki Barış olacak mı? Gelecek. Ama Kaan da var zaten. O erkek değil mi? Abi erkek tabii canım. Ama daha yaşı küçük. Yani o da büyüyünce Barış gibi size göz kulak olur. Güveniyorum o çocuğa da. Yani izni kopardık mı? Ha? Kopardın. Ama yetişim kafesine gideceksiniz. Oraya gideceğiz zaten baba. Güzel. Yalnız bu kapının önünden otobüse binip onun kapısının önünde ineceksiniz. Sonra dönerken de o kapıdan binip bu kapının önünde ineceksiniz. Anlaşıldı mı? Böyle fazla oyalanmaca yok sokaklarda. Tamam baba, söz. Enişte. Efendim? Toprak da gelebilir mi? Nereye canım? Nereden bahsediyoruz? Kafeye tabii. İzin vereyim mi? Tabii hepiniz gittiniz, bir o kaldı değil mi? Yalnız dikkatli olacaksınız ha. Ondan sonra Cem'le Sadık olayına dönmeyelim. Tamam tamam. Bu arada Cem ve Sadık olayı demişken... ...baba senin moralin yerine gelmiş sanki. Yok yok. Yani tam moralim yerinde değil ama... ...siz sakın Cem'e bir şey çaktırmayın ha. Baba, abim nerede göreceğiz ki? Kafede göreceksiniz, kafede. Laf aramızda işe başlamış orada. Ay, abim. Evet. Benim abim. Aynen. Cem olan. Evet Cem. İnanmıyorum. Hemen herkese söylemem lazım. Şişt, laf aramızda dedik kız.